Ama bizim mesela insanımızın biraz daha çok bildiği, özellikle Karadeniz bölgesinde balık biraz daha çok tüketilir. Karadeniz mezgiti vardır. Mezgit. Tam mevsiminde yine hamsi vardır bu tam dönemleri. Tam mevsimi, bütün bunların mevsimleri hep ayrı mıdır? Ya tabii yoksa ki kış aylarında daha çok. Bütün balıklar. Kış aylarında daha değil çok mi? Tabii ki de tüketilir balık. Şimdi bizim ülkemizde belli bir dönemlerde av yasağı olduğu için kışın Eylül 1'den itibaren biliyorsunuz balık mevsimi açılır Nisan 15'e kadar. Yine de o arada o santimlere dikkat ederek kesinlikle, avlanmak gerekir. Kesinlikle. Ve soğuk denizin bizim balığı, onları tercih etmememiz gerekir uygun ölçüde soğuk olmayanları. Soğuk suyun balığı daha lezzetlidir. Çünkü daha yağlıdır. Çünkü balık kendini korumak için soğuktan yağ yapar. Okyanus balığı yiyin saman gibi gelir bize. Bizim biz Türklere. Okyanusta gittim balıklar yiyor. Orada mahi mahi, carta curta orada. Sosla mosla bir şey ider diyor. Yoksa saman. Çünkü okyanusta ılık denizler. Soğuk yani, deniz. Yani şey yok yani balıkta yağ yok ve saman gibi balık. Okyanus balığı yani çok koca, müthiş, görüntüsü falan müthiş ama mesela bizim hamsi şu kadar balık ama yağ içerisinde. Ondan çok daha lezzetli. Bin tane de usulü var tabii yapmanın. Tatlısı bile var. Karadeniz'de her türlüsünü yapıyorlar. Her türlüsünü yapıyorlar. Tabii ki. Çiftlik balıkçılığı nasıl Türkiye'de? Çiftlik balıkçılığı şimdi bizim maalesef ülkemizde trol avlanma dediğimiz bir avlanma sistemi olduğu için biraz daha çiftliğe dönüyor yetiştiriliyor. Çünkü denizlerimiz kurumaya başladı. Denizlerdeki hayvanlarımız kurumaya başladı. Çiftlik balıkçılığı ama çiftlik balıkçılığında bir güzelliği var. Toprak havuz yapıyorlar. Deniz kenarlarında yapıyorlar yine bu yetiştiriciliği. Hı hı. O da yani bir deniz kadar olmasa da denize çok yakın artık üretiyorlar. O da biliyorsunuz biz Türkiye olarak çuprağı ve levrek ihracat olarak dünyada bir numarayız. Bütün dünyaya ihraç ediyoruz. Evet. Yani çupra levrek ihracatımız gerçekten çok fazla Türkiye'de. Balık dışındaki deniz ürünlerine yaklaşımımız? Kesinlikle ön yargıyla. Biz biraz önce mesela arkada konuştuk arkadaşlarla. Yani kabuklu ürünler. Tabii sadece işte ahtapot dendiği zaman insanlar bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ama yani buradaki mesela en lezzetli balık benim nazarımda bir ahtapot diyebilirim ahtapot. Gerçekten. Eğer ki iyi pişerse. Ayhan Bey hiç söylemeyelim. Kötü anıları var. Ama mesela yengeç. Yengeç. Yengecin de yine çeşitli pişirme teknikleri var. Bunun dolmasını yapıyoruz. Yengecin çok mi? Oluyor. Evet dolması oluyor. Yine aynı zamanda haşlıyoruz. Haşlama şekilde de verebiliyoruz. Izgarasını yapıyoruz. Başka kabuklar da var. Kerevidimiz var yine aynı şekilde. Kerevit. Söğüş olarak da verebiliriz kerevidi. Yine baharatlı şekilde tereyağlı sıcak olarak da verebiliriz. Her türlü. Garavida. Midyeler var. Evet kabuklu midyelerimiz var. Şimdi midye dediğimiz zaman da bize sadece. Ahtapotun bir parçası zaten. Kafası. Evet, burası. Evet. Konuştuk şimdi, konuşunca da böyle. Ben de sizin gibi hissettim şu an. Buna ne demiştik? Dil balığı. Dil balığı demiştik, tamam.